Medya'dan herkese merhabalar. İz Aynı bir ortamda. Bırakanların dördüncü bölümündeyiz ve bu bölümde Hoş bulduk. Selim ve Kerim Altınok'la birlikte satrancı konuşacağız. Onların hayat hikayelerine konuk olacağız. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Hoş bulduk. Ben sizi tanımaya başlamadan önce 40. sanat yılınızı da tekrardan tebrik ediyorum. Geçtiğimiz günlerde kutladınız. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, o zaman önce sizi bir tanıyalım. Selim abi senden başlayalım istersen. Evet, ikiz olunca tabii Kerim'i de kapsayacak şekilde bazı şeyleri söyleyebilirim. Artık o da senin söylemediklerini devam ettirsin. Evet. Biz 1963 İstanbul doğumluyuz. Her ikimiz de çocuk yaşlarından itibaren görme engelli duruma geldik. Ve daha sonra işte okullar, ilkokul, ortaokul, liseyi normal okullarda okuduk. Körler okuluna hiç gitmedik. Sadece rehabilitasyon eğitimi aldık liseden sonra. Ve bizim için çok önemli bir eğitimdi rehabilitasyon, 5,5-6 aylık bir dönem. Daha sonra da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde hukuk bölümünde okuduk. Aynı üniversitede master ve daha sonra da doktora eğitimi yaptık, tamamladık. Bir yandan da müzikle ilgimiz var, tabii ilgimiz var. Müzik eğitimimizi de yine İstanbul Devlet Konservatuarı yarı zamanlı Batı Şan bölümünde tamamladık. Bu şekilde eğitim hayatımız geçti. Meslek hayatımızda Kerim sen anlat istersen kısaca. Evet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde hukuk danışmanlığı yaptık. Onun öncesinde bir 4 yıl kadar serbest avukatlık dönemimiz olmuştu. Daha sonra belediyedeki görevimizi tamamladıktan sonra da Bakırköy'de özellikle Halk Eğitim Merkezi'nde görmeyen arkadaşlar için bilgisayar, satranç, İngilizce ve müzik kursları yaptık. Müzikle ilgili çalışmalarımız daha evvel yine derneklerde Çok Sesli Koro, yani Altı Nokta Körler Derneği İstanbul Şubesi'nde kurduğumuz bir Çok Sesli Koro vardı. Bayağı bizim için keyifli bir çalışmaydı. Ona bir ara vermiştik. Şu anda aynı çalışmanın devamında Bakırköy'de Körler ve Gönüllüler Derneği bünyesinde yeni bir Çok Sesli Koro çalışması olarak yürütüyoruz. Yani harika bir kariyer, gerçekten dopdolu bir yaşam. Birçok şeyi sığdırmışsınız. Hem hukukçu kimliğiniz, hem müzisyen kimliğiniz, hem de bir sporcu kimliğiniz var satranç özelinde. Peki satranca nasıl başladığınızı, bu sporla nasıl tanıştığınızla Kerim abi yine senle devam edelim istersen. Evet, satranca biz aslında çok küçük yaşlarda ulaştık, satrançla tanıştık. Bizim dedemiz vardı. Onun evinde satranç taşları vardı. Normal tabii taşlar o zaman kabartmalı falan değil. Biz de kısmen görebiliyoruz. O taşlara bakardık, onlarla oynamaya çalışırdık. İşte bir oyun kurmaya çalışırdık. Macera öyle başladı. Sonra 14 yaşında falan dedem bize satrancı daha ciddi bir şekilde öğretti. İşte ne yaptık? Dedemle oynuyoruz tabii, bizi sürekli yeniyor. Bir herhalde ortaokul son sınıfta filandık. Sınıf geçme hediyesi olarak bize bir satranç kitabı hediye etti, aldı dedemiz. Yani hani büyük bir hata yaptı çünkü biz o kitabı yaz boyu, ayları boyunca çalıştık 3 ay sonra ve 3-4 ay sonra da dedemle yaz sonu yapmış olduğumuz maç ilk defa hani maçta dedeme karşı kazandık. Sonra dedemiz bir daha bizden maç kazanamadı. Şimdi bu tabii satrancı öğrenirken özellikle hani bir aslında satranç kendi kendine öğrenebilecek bir şey değil. Yani mutlaka bir kitaptan veya bir hocadan destek almanız gerekiyor. İşte biz o kitabı bulmuştuk ve o zaman da kitabı Kerim okuyabiliyordu. Zar zor da olsa böyle pencerenin kenarına gidip okuyordu. O kitap bizim gelişimimizde çok önemliydi. Daha sonra kabartma kitaplar getirtmeye başladık. Yurt dışında, İngiltere'de, Amerika'da kaynaklar bulduk. Ve onların sayesinde tabii İngilizce kaynaklardı ama çok da sorun olmadı. Çünkü İngilizcemiz iyiydi zaten. Biraz daha geliştirdik satrancı. Ne zaman ki Türkiye'de işte bir federasyon kuruldu görme engelliler için. O federasyon bir dünya şampiyonası vardı o dönem. İlk defa onun öncesinde Türkiye şampiyonası yaptılar. Biz de o şampiyonaya katıldık ve ilk defa 1999 yılında milli takıma seçildik. Ondan beridir yaklaşık
çeyrek asırdır da 1999'dan sonra zaman zaman milli takımda, zaman zaman yine turnuvalarda devam ediyoruz. Ama ben bir tarihsel olarak geri dönüp oradaki birkaç olaydan daha bahsetmek istiyorum. Tabii ki. Dediğim gibi ortaokul sonda daha ciddi bir şekilde satrançla uğraşmaya başlıyoruz. Lise yılları başlıyor. Kısmen görebiliyoruz o zamanlar. Kabartma takım kullanmıyoruz. Kabartma yazı da kullanmıyoruz. Ve bu arada lisedeki bütün tabii gören arkadaşlarımız o zaman onlara ve bütün öğretmenlerimize karşı oynadığımızda da hep maçlarımızı kazanıyoruz. Yani o bize dedemizin o uzattığı el, aldığı kitap, o kitabı çalışmış olmamız bizi o dönemde o sınırlı çevrede hani tabiri caizse usta bir duruma getirmişti. Fakat sonradan işte üniversite yılları geldi. Selim'in dediği gibi görme yetimiz azaldı. Bir rehabilitasyon eğitimi aldık. Kabartma yazıyı öğrendik. Yurt dışından İngilizce o zaman tabii oluyor mecburen. İngilizcemiz de ortaokuldan beri gelişiyordu vesaire derken bir kabartma kitaplar getirmeye başladık. O arada bir görenlerle beraber resmi bir turnuvaya katıldık. Bakın lise düzeyinde değil. Orada satrancın öyle dar bir çevrede değil ama geniş bir çevrede oynanıldığında çok kuvvetli olduğunu, kolay olmadığını anladık. Yani tabiri caizse pabuç pahalıydı. Yani tam 20 yaşındaydık. Evet yani lisede 1983. herkesi öğretmenlerimiz dahil yenebilen biz orada baktık işte yeniyoruz da yeniliyoruz da %50 %50 falan. Ondan sonra işte o serüven devam etti. Yani bu dediğimiz 1983 oluyor. Selim'in dediği 1999'daki Türkiye Köler Şampiyonalarının başlamasına kadar daha düşünün 16 yıl vardı. Arada hep böyle dernekler arası yarışmalar, bireysel yarışmalar falan o şekilde. Bir de biz yine o dönemlerde görenlerin katıldığı yani İstanbul'da yapılan artık turnuvalarına zaman zaman katılmaya başlamıştık. Peki milli takım düzeyinde katıldığınız turnuvalardan kısa bir özet yapabilecek hanginiz yaparsanız artık. Evet. Şimdi ben Selim, tabii beraber çoğunda da beraber olduk. Milli takımda da Kerim'le birlikte oynadık. İşte 1999'da Polonya'da, Krynica'da oynadık. Takım olarak dereceye giremedik çünkü ilk uluslararası deneyimimizdi. Çok kuvvetli ülkeler vardı yani Ruslar, Polonyalılar, bir derecede Almanlar, İspanyollar. Yani ilk sıraları onlar aldılar ama bizler öyle iyi bir takımla gitmiştik ki bütün oradaki turnuvadaki yani katılımcıları, idarecileri fethettik. Çünkü Türkiye olarak orada gerçekten güzel bir örnek sergiledik ve bize bir fair play kupası verdiler. Yani ilk üçe girenlere kupa verdiler. Bir de dördüncü olarak bizi çağırdılar. Çünkü Bu bir centilmenlik evet, kupasıydı. Biz kupasıydı. orada Türkiye'yi de elimizden geldiği kadar hem davranışlarımızı hem yaptığımız müziklerle, Türk müzikleriyle tanıttık. Ve böyle bir kupayla döndük. Yani onu müzemize getirdik. Daha sonraki yıllarda şimdi şöyle bir düşünürsek 2000 senesinde mesela Türkiye'de Kuşadası'nda Balkan şampiyonası oldu. Orada daha sonra yine 2002'de de burada Florya'da bu kez Bakırköy, İstanbul'da bir Balkan turnuvası oldu. Florya'daki o 2002 Balkan turnuvasında benim bir bronz madalyam var. Bir de yine sanıyorum 2001 yılındaydı. İspanya'da bir Dünya Kupası yapıldı. Orada ben dünya 15.'si oldum. Görme engelliler tabii turnuvası bu. Dünya 15.'liği hatırlıyorum. Güzel bir anı benim için. İngiltere'de 2007 senesinde Durham'da bir turnuvaya katıldık. Avrupa şampiyonasıydı. Orada ben mesela Selim Altınok o anki yeni elo çıkarıyorduk. Elolar arasında ikincilik derecesi aldım. Böyle bir kürsüye çıktık o şekilde. Zaman zaman böyle derecelerimiz oldu. Bu arada da 1996 senesinde o dönemin dünya şampiyonu olan Anatoli Karpov Türkiye'ye gelmişti. Bizi de işte milli takım oyuncuları olduğumuz için davet ettiler. Ve bir üniversitede Karpov'la oynama fırsatı bulduk. O maçta da 20 kişi oynamıştı. Türkiye'de çeşitli dereceleri olan yani Avrupa düzeyinde ya da Türkiye düzeyinde dereceleri olan insanları çağırmışlardı, satrançları. Ve ben dünya şampiyonuyla berabere kalmayı başarmıştım o maçta. Bunun dışında çok turnuvalarımız oldu. Yani 200 civarında turnuvamız oldu sevgili Gülay. Yani biz hemen hemen her yıl
Türkiye Köyler Şampiyonası'nda yani yapıldığı müddetçe oynadık. Bunun dışında İstanbul'da birçok resmi turnuvaya katıldık. Yani tamamen işte İstanbul Satranç Derneği'nin veya Türkiye Satranç Federasyonu'nun pardon düzenlemiş Şeyi olduğu de tabii turnuva. söylemedik. Köyler Şampiyonası'nda hem takım olarak hem de bireysel şampiyonluklarımız oldu. Yani milli takım Evet. öncesinde. Ve bir de şeyden de bahsetmem iyi olur. Yaklaşık 15 yıldır Avrupa hatta dünya düzeyinde yapılan online turnuvalara katılıyoruz. Bunlar da körler arasında yapılan turnuvalar. Çeşitli organizasyonlar, Amerikalılar, Fransızlar düzenliyorlar. Burada herhalde bir 10 civarında görme engelli Türk satrançısı da yarışıyor. Bunlar Skype'tan yapılıyor. Evet. Ve burada da gerçekten söyleyelim ki Türk oyuncuların bayağı bir başarısı var. Özellikle körleme dalında yapılan yani tahtaya dokunmadan yapılan turnuvalarda benim, Selim'in, işte Orhan Yeter arkadaşımızın Orhan Yeter şu an son turnuvanın şampiyonu şampiyon olmak üzere. İbrahim dalında var mı? Valla Galiba hatırlamadım yani ama birçok 3-4 tane böyle görme engelli oyuncumuzun iyi dereceleri şampiyonluğu var var. tabii. Şampiyonluklarımız var. Yani gerçekten anlat anlat bitmiyor başarılarınız. Yani tabii yıllardır süregelen bir kariyer sizinki ve daha da devam edecek anladığım kadarıyla. Körlemeden bahsetmişken ben biraz oraya değinmek istiyorum. Bence yani çok zor bir şey. Hani tahta önünde olmadan zihninde konumlandırmak, 64 kareyi, 32 taşın değişen konumlarını hesaplayabilmek, kafanda bunları unutmadan oyuna devam edebilmek ve sonrasında hatta kazanmak. Bunu nasıl başarıyorsunuz? Bunu sürekli oynayarak mı gelişiyor bu? Yoksa hani nasıl yapabilirler mesela satranççılar? Bunu Evet, yapamayız. bu tamamen satranca zaman ayırmakla, ilgi duymakla alakalı bir şey. Şimdi biz yaklaşık hani şimdi yarım asıra gidiyor yani 45 yıldır satranç oynuyoruz. Hemen hemen her gün satranç bir şekilde vaktimizi ayırdığımız bir alan oluyor. Yani 10 dakikada olsa, yarım saatte olsa, bazen saatlerce tabii ki turnuva zamanlarında belki bütün gün vakit ayırıyoruz. Şimdi böyle olunca insan artık o tahtayı zihnine neredeyse çakıyor yani nakşediyor. Şimdi o tahtada bir de notasyon dediğimiz bir şey var. E4, Evet. C4, işte vezirimi A5'e oynadım. Şimdi artık vezir A5 dediği zaman bana karşımdaki oyuncu o vezirin gideceği yer benim kafamda. Çok net. Hem gideceği yer hem de gittiği yerden tehdit ettiği kareler adeta Yani ezberimizde gerçekten diyelim yani. inanılmaz geliyor bana yani gerçekten. Yani Çok biraz zor. zor ama şunu da söyleyeyim ki emin olun yani bunu Türkiye'de oynayabilen görme engelli sayısı belki dünya genelinde o kadar çok yoktur. Yani mesela şu anda bu körleme uluslararası turnuvalara 35 kişi katılıyor. Bunun çoğu zaman 7-8 tanesi Türk satrançısı. Yani 15 ülkeden oyuncu katılıyor. Ne olması lazım değil mi? 2 tane bizden ortalama hani 30 kişi Tabii. mesela. Ama bizden genellikle 7-8 kişi katılıyor ve çoğumuz da dereceye giriyoruz. Böyle de bir şey var. Türkiye'de bayağı körler bu sisteme meraklı. Peki online satranç oynamak ve yüz yüze satranç oynamak arasındaki avantaj ve dezavantajları Kerim abiden dinleyebilir miyiz? Tabii. Öncelikle şunu söyleyeyim. Biz görme engelliler yani internette satrancın başlamasından itibaren uzunca bir süre online satrançtan faydalanamadık. Bunun nedeni şuydu. Satranç oynanılan internet programları erişilebilir değildi. Fakat yine ne zamandı yerim isterim? Yaklaşık herhalde 15 yıla Geçti yaklaşmıştır. hatta 15, Geçti. 17-18 senedir bunu sürdürüyoruz. Çünkü o dönemlerden itibaren artık bazı programları bulduk. Ve o Evet. programlar sayesinde en sonunda hatta Lichess platformunda Yani bu oynayabiliyoruz. Lichess bütün dünyanın da satranç oynadığı bir platform. Erişilebilirliği sağlandığı için biz de orada keyifli oynayabiliyoruz. Avantajları tabii ki işte her zaman rakip bulabilmek, istediğiniz saatte oynayabilmek, sıcak evinizde bir yere gitmeden, yorulmadan satranç oynayabilmek. Ama elbette ki dezavantajları da var. Bu dezavantajları sadece satranç açısından değil, biraz sosyal açıdan. Yani siz bir işte şehrinizde, ilçenizde bir satranç turnuvasına katıldığınızda bir kere bastonunuzu alıp evden çıkıyorsunuz, bir yolculuk yapıyorsunuz. Hava alıyorsunuz, açık havaya çıkıyorsunuz.
Ve gittiğiniz yerde bir sürü arkadaşla tanışıyorsunuz. Onlarla el sıkışıyorsunuz. Karşı karşıya oynuyorsunuz. Yani bizim katıldığımız bu 200 turnuvanın içerisinde online'lar da var ama herhalde 150 tanesinden fazlası, belki %70-180 tanesi yüz yüze turnuvadır. Ve emin olun satranç camiasında hemen hemen herkesi tanıyoruz. Herkes de çoğu da insan da bizi tanırlar. Çünkü turnuvaya gittiğiniz zaman ister istemez birbirinize tanışıyoruz. Yani bir de bizim oynadığımız tahtalar farklı olduğu için kabartmalı tahtalar insanların dikkatini çekiyor. Gelip bakıyorlar, soruyorlar. Bazen çocuklarla oynuyoruz. En enteresan onlarla yaptığımız maçlar oluyor. O çocukla anlaşmak, hamlelerimizi söylemek falan, onun bize söylemesi güzel bir şey. O yani o minik evladımız da bu arada çok genç bir, çok küçük bir yaşta bir görme engelli ablasının, abisinin böyle bir şey yapabildiğini görüyor. Onunla sohbet ediyor, tanışıyor, el Ya bir de sıkışıyor. turnuvalarda sadece maçla sınırlı kalmıyor. Yani eğer şehirler arası turnuvada oynuyorsanız, örneğin Köller Türkiye Şampiyonası'nda, işte akşam otelde berabersiniz, arkadaşlarınızla yemekte sohbet ediyorsunuz, yürüyüş yapıyorsunuz. İşte sohbetin dışında hani müzik etkinliklerimiz oluyor zaman zaman. Hepsi çok güzel. Sosyalleşme imkanı çok fazla oluyor yani. Çok güzel oluyor, evet. Yani bizim satranç turnuvalarında, yani Türkiye Köller Şampiyonası işte yaklaşık 24-25 yıldır yapılıyor diyelim. Yani 24 yıl oldu. Yani o kadar zamanda 24 yıldır tanıdığım, öyle diyeyim, arkadaşlarımız var, dostlarımız var. Çok güzel. Yani bayağı çok şey katmış her anlamda satranç size. Zaten farklı alanlarda da çeşitli statüler taşıyorsunuz. Bu da çok önemli. Peki benim sormak istediğim bir şey daha var. Siz bu işin aynı zamanda eğitimcilik rolünü de üstleniyorsunuz ve bir köşe yazarlığına da başladınız. Aynı zamanda Getem'de de bir eğitim setiniz mevcut. Köşe yazarlığı konusunu Selim abiden, eğitim setini de Kerim abiden dinlesek. Evet, çok yakın tarihte bir gazetede haftada bir gün olmak üzere pazar günleri yayınlanıyor gazete. Hem online olarak hem de yani normal mürekkep baskılı şekilde de yayınlanıyor. Burada böyle bir teklif geldi bize, satranç köşesi yazar mısınız diye. Zaten daha önce yani 90'lı yıllar, 1990, 2000'li yıllarda böyle bazı dergilerde yazılar yazmıştık. İnternet sitemiz var, orada da zaman zaman satranç yazardık. Ama burada her hafta yazmak tabii oldukça büyük bir sorumluluk. Biraz düşündük ama sonra kabul ettik. Şu anda aydınlık.com, yani Nokta aydınlık.com.tr ve Aydınlık gazetesinde her hafta köşemiz yayınlanıyor. Genellikle biraz daha böyle yeni başlayanlara satrancı sevdirme amaçlı bir köşe yaptık. Çok fazla haber vermekten ziyade dediğim gibi çocuklara, gençlere satrancı sevdirecek böyle küçük oyunlar, bulmacalar soruyoruz. Ve mutlaka bir yazımız yer alıyor yani köşemizde. Buradan Yani bir köşe yazısı hazırlıyoruz. evet. Satrancı tanıtmaya ve faydalarına, Sevdirmeye yönelik. sevdirmeye yönelik bir yazı hazırlıyoruz. O zaman ben de diğer çalışmalardan bahsetmiş olayım. Söylediğiniz siz Getem'de bir eğitim setimiz var. Bu 9 saatlik bir ses kaydı. Satrancı bir görme engelliye tamamen betimlemeli bir şekilde anlatıyoruz. Yani ilk temel ilkelere kadar getiriyoruz. Satrancı temel öğretiyoruz. Uluslararası satranç turnuvalarında görenlerle veya kendi aralarında oynarken ne gibi hususlara dikkat ediliyor? İşte nasıl hamle anons ediliyor? İngilizce ve Almanca anons kelimeleri nelerdir? Bunlar detaylı bir şekilde anlattık. Yani Getem'den nasıl bulunur diye söylersek nasıl Şöyle bulunabilir? Görler, yani Kerim Selim Altunok, Görler için satranç eğitimi bir veya gibi, öyle hatırlıyorum ismini. Temel eğitim 1 gibi yazılırsa o oradan Olabilir. çıkacaktır. Bir de Zaten tabii anahtar sözcük araması da var. Herhangi bir evet, şey var. Evet, yazdıklarında evet. bulurlar. Şeyi de söyleyelim, bu LeeChess üzerinde online bizim her hafta bir turnuvamız var artık. Ve cumartesi günleri akşam 20 ile 24 saatleri arasında LeeChess'te Chess Band diye bir takımımız var. Bunun içerisinde çoğunluğu görme engelli arkadaşlar. Hem Türkiye'den hem yabancı ülkelerden, yani Hindistan'dan Romanya'ya, Amerika'dan Almanya'ya kadar bir sürü ülkelerden oyuncular katılıyor turnuvamıza. Cumartesi akşamları orada oynuyoruz. Bizi dinleyenler, arkadaşlarımız olursa
katılmak isterlerse bize en azından bir mail atsalar elektronik posta biz onlara gereken bilgiyi ayrıntıyı verebiliriz. kerimaltunok@gmail.com ya da selimaltunok@gmail.com. Ben bir şey daha ekleyeceğim. Tabii. GTM'de o demin bahsettiğimiz kaynak başlangıç, tamamen sıfırdan başlangıç aşamasını için hazırlanmış bir kaynak. Ama onun dışında da çeşitli arkadaşlarımıza okuttuğumuz veya işte benim yine Uğur Deniz arkadaşımla beraber erişilebilir hale getirdiğimiz mesela satranç soruları var. Soru ve cevapları var. Onlar satranç işte problemleri, etütleri. Normal, bunlar da normalde körlere uygun değildir ama bunları özel yöntemlerle körlerin okuyabileceği hale getirmiş Yani durumdayız. arama kısmında satranç yazınca orada Çok seviyesini de belirtiyoruz. Yani başlangıç, orta seviye veya biraz daha ileri seviye gibi arkadaşlarımız oradan ihtiyaçları olan şeyleri indirebilirler. Bir de bizim daha evvel hazırlamış olduğumuz bir kabartma satranç kitabı vardı. Evet. Onu körlü okuluna ancak ulaştırabilmiştik. Çünkü biliyorsunuz kabartma yazı bir hayli maliyetli bir kitap. Bizim okulda da vardı sanki. Ben öyle hatırlıyorum. Oradan size de sormuştum zaten ilk Evet, görüştüğümüzde. evet. Yani Hangi öyle. okuldan mezunsunuz? Konya'dan mezunum ben. Evet. Orada da vardı o kitap. Körlü okul. Vardır. Çünkü bütün körlü okullarına dağıtıldığını biliyoruz. Satranç Federasyonu en son dönemde destek verdi bu konuda ve baskı gerçekleştirdi. Biz de onlara hani kullanım hakkını verince o şekilde dağıtıldı. Yani satranç körlerin rahatlıkla oynayabileceği, sadece kendi aralarında değil, gören insanlarla da turnuva yapabileceği bir oyun. Ve şöyle diyelim, gören dostlarımızla da eşit koşullarda diyebiliriz. Yani şöyle mesela diyelim ki bir futbolu tabii gören dostlarımızla oynadığımızda yani görmediğimiz için biraz herhalde Şansımız bayağı bir yok. dezavantajlı Dezavantaj oluyor. gibiyiz. Ama burada rahatlıkla satrançta eğer bir görme engelli sporcu iyi çalışmışsa bir gören arkadaşını yenebilir tahta başında. Yani aslında hani körlemede bu çok daha doğru. Hani sonuçta zihninden geçenleri bilemez bir gören sporcu ama hani tahtada oynarken elinizin hareketine bakarak hamlenizi bilenler olabiliyor mu mesela Çok görenlerde? güzel bir soru. Çok güzel bir soru. Bu yani biz bunun hani olabileceğini ya herhalde olmaz diyorduk ama gerçekten bu Oluyordur oluyor. bence. Çok çok kolay olabiliyor. Çok haklısınız. Çünkü doğal olarak refleks olarak elimizi yani elimizle taşları zaten kontrol ediyoruz. Bizim tahtaya dokunma hakkı var görme engelli sporcunun. Görenlerde böyle bir şey yok. Tuşe kuralı diye bir şey var. Dokunduğunuz taşı oynamak zorundasınız. Bizde böyle bir şey yok. Elimize dokunuyoruz. Eğer biz Ama refleks olarak işte şeye gelip yani işte oynayacağımız taşa özel bir ilgi gösterirsek, o tarafa doğru ne bileyim görmesek de gözlerimizi veya başımızı o tarafa doğru yönlendirirsek böyle tiyolar verebiliyoruz. Tabii o konuda biz kendimizi biraz eğitmeye çalışıyoruz. Yani böyle fazla renk vermemeye çalışıyoruz. Çok güzel bir soru bu, doğru. Ha, burada şu olabilir. Mesela İbrahim Dal arkadaşımız var. Yine eski Türkiye şampiyonlarından. O ellerini de kullanamıyor. Ellerinde de engeli var. Dolayısıyla o hiç tahtaya dokunmadan hep körleme oynuyor. Muhtemelen onun açısından Çok rakibin avantajlı bir durum. evet yani tüyo alma şansı yok. Bu arada her hafta bir gün online bir dersimiz oluyor. Daha evvel bu dersleri biz yürütüyorduk ama birkaç yıldır yine bizim de öğrencilerimizden olan çok memnuniyetle bunu her zaman ifade ederiz. Ve defalarca da sonrasında Türkiye şampiyonu olan sevgili arkadaşımız Uğur Deniz üstlendi bu görevi. Haftanın bir günü genellikle salı akşamları oluyor çalışmalar. Ama Online bir kurs sanırım, değil online, mi? Skype üzerinde bir satranç çalışma odamız var. Bu çalışma çok düzeyli bir çalışma, yani çok üst düzey bir çalışma diyebilirim. Oldukça yorucu ama çok da faydalı geçen bir çalışma. Ben yine izleyenlerimize bizimle irtibat kurmalarını eğer arzu ederlerse böyle bir çalışmaya katılmayı öneririm. Kendilerine link gönderebiliriz. Bu arada hemen şeyi söyleyeyim. Şimdi Tabii. bizim üyesi olduğumuz bir e-posta satranç üzerine görme engelli ve gören dostlarımızın birlikte olduğumuz bir e-posta grubu var. Yine bir de WhatsApp grubu var. Yine bu kaydı izleyen sevgili arkadaşlarımız biraz evvel e-posta adresimizi söylemiştik. Yani kerimaltunok@gmail.com, serimaltunok@gmail.com. Bu gruplara katılmak isterlerse buradan bize e-posta adreslerini, telefon numaralarını gönderirlerse
Oraya hep onları biz ilave ettiririz ve birlikte devam ederiz yola. Yani turnuvalar falan oradan duyuruluyor zaten değil mi? Duyuruluyor. Kesinlikle. Linkler her türlü Evet, duyuruluyor. yani gerçekten çok faydalı bilgiler veriyorsunuz. Ben hani konuşmaya daha çok devam etmek isterim. Ama süremiz de kısıtlı. Ben sizden gerçekten programa katıldığınız için, bu yoğun zamanınızı bize ayırdığınız için de teşekkür ediyorum. Satranç gerçekten analitik düşünme becerisi başta olmak üzere pek çok zihinsel beceriyi geliştiren bir oyun. Herkese de tavsiye ediyoruz. Özellikle ilgi duyan, seven, bu işi yapmak isteyenlere. Zaten sizlerle de iletişime geçebilirler. Ben sizin satranca başlayacak olanlara ya da başlayıp da sizin yolunuzdan gitmek isteyenlere, sizin kadar başarılı olmak isteyenlere vereceğiniz son mesajları Selim abiyle başlayarak alayım. Ben herkese buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Hayat her zaman için çok güzel. Belki görmüyoruz, belki bazı zorlukları yaşıyoruz ama bunun bazı kolaylıkları da var. Bir de bunun çıkış yöntemleri var. İşte onlardan bir tanesi spor. Spor içerisinde de biz satrancı seçmiş durumdayız. Satranç bir beyin sporu. Ve bu sayede biz hayatımızın çok önemli bölümünü çok anlamlı şekilde geçiriyoruz. İnsanlarla bir arada olmakla veya birilerine öğretirken faydalı olmanın mutluluğunu yaşamakla, bir şey öğrenirken öğrenmenin mutluluğunu yaşamakla geçiriyoruz. Onun için ben herkesi bir şeyle ilgilenmeye davet ediyorum, öneriyorum. Ben de bütün dinleyenlerimize çok selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Ve şunu söyleyeyim, yani her gün hayata böyle bir sevinçle, yeni bir gün yaşama sevinciyle uyanıyoruz, başlıyoruz. Bunu sağlayan sanattır, spordur, satrançtır ve sosyal ilişkilerdir. Bakın biz biraz evvel söyledik, işte 45 yılı aşkın süredir satrançla ilgileniyoruz. Hemen hemen hiçbir spor yok ki bu kadar uzun süre, yani her yaşta yapılabilsin. Belki şu an içinde bizim bulunduğumuz yaşta işte bir futbol gibi çok koşmaya dayanan bedensel bir sporu sürdürmemiz bu kadar kolay olmayabilirdi ama satranç sporu 70-80 yaşlarına kadar turnuvalara giderecek dahi olsa sürdürülebilen çok keyifli bir etkinlik. O yüzden dinleyenlerimize tavsiye ediyorum ve iyi akşamlar diliyorum. İyi günler diliyorum. Evet, bu faydalı bilgiler için ve bizi satranç hikayenize dahil ettiğiniz için size teşekkür ediyorum. Evet, değerli GES1 Medya takipçileri, bir programın daha sonuna geldik. Başka bir programda görüşmek üzere, hoşça kalın. Girls with their nails done.